Arkadaşlar merhaba. Mall of İstanbul'daki Harry Potter müzesi, Harry Potter dükkanı veya sihir dükkanı ismiyle açılan yeni bir mekan var. Orayı ziyaret ettik. Aslında yolum düştü diyeyim. Daha özel olarak gitmedim. Başka bir yere giderken bunun açıldığı, yeni açıldı biliyorsunuz. Birkaç hafta önce açıldı. Bir hafta önce falan diyeyim yani 10 gün için. Son bir ay içinde diyeyim en garantisi. Yakın zamanda açıldı. Burada Harry Potter'la ilgili her çeşit ürün bulunuyor neredeyse. Beklediğim kadar büyük değil açıkçası. Ama inanılmaz kalabalıktı. Hatta girişte sıra falan vardı. O derece kalabalıktı. Figürlerin bir kısmı dükkan dışından hani dışarı doğru vitrin olarak kullanıldığı için önce dışarıdan çekimler yaptık. Buranın da ışığı, dışının ışığı çok iyi olmadığı için ilk kısımlarda böyle görüntüler biraz kalitesiz gibi gözükebilir. Böyle çeşitli çeşitli Harry Potter ürünleriyle dışarısı süslenmiş, vitrinler süslenmiş. İçerisinde de çok çeşitli ürünler var. Harry Potter'la ilgili bütün ürünler. İkinci seriyle ilgili değil aslında. Hani bu Fantastik Canavarlar serisiyle ilgili değil. Harry Potter binalarıyla her binaya özel bir stand falan var. Hani orada atıyorum Ravenclaw'un bütün kıyafetleri falan var. Hani hem cübbeleri var hem ayrıca Ravenclaw baskılı mesela. Kazaklar, süveterler falan var. O tarz böyle bir yer yapılmış. Çok kalabalıktı ama yeni açıldığı için muhtemelen yakın zamanda normal seyrine dönecektir. Çok böyle hype olduğum, hani wow bu burada ne yapıyor falan tarzı bir ürün görmedim. Bir şey vardı, süpürge bayağı hoş duruyordu yani. Süpürge bayağı hoşuma gitmişti benim. O da gözüküyor videoda galiba. Aynen gözükecek videoda. Şu devasa Harry Potter popu, bunu şeyde de görmüştük. Nitatoş ziyaretinde görmüştük sanırsam. Bu tarz böyle Harry Potter'ın setleri. Şu kale seti kağıttan maket. Şöyle yine Harry Potter'ın setleri falan var. Konuşan baykuş herhalde. Ve hem Funko'nun ürünleri var hem başka firmaların da figürleri var. O şekilde zengin figürler var yani. Süpürge burada. Sen ne dersem onu geniş açıyla göstereceğim. Birazdan. Ben böyle setlerin Potion Class, Neville Longbottom falan Chase versiyonu olduğunu bilmiyordum mesela. Chase versiyonu varmış. Normaliyle ne farkı var bilmiyorum açıkçası da. Böyle büyük figür setlerinin Chase versiyonu olduğunu ilk kez burada denk geldim. Ha, şeyi söyleyeyim. Figürler altında şey yazıyor. Funko UK yazıyor. Yani süpürgeyi görelim. Süpürge bayağı güzel. Şu figürler devrilmiş çünkü içeri taraftan almaya çalışırken bu arka taraftakiler düşüyor. O yüzden bazıları düşmüş. Süpürge bayağı gerçekçi, bayağı güzel olmuş yani. Orijinal boyutlarda zaten. Birebir yapılmış yani. Şeyi anlatıyordum. Funko Pop'ların altındaki sticker şeydi. Funko UK, yani İngiltere'den gelmişler. Hani Türkiye ithalatçısından satın alınmamışlar Türkiye'de. Bazı ürünler yine Türkiye'den ama bazıları değil işte. Bu şey onlardan bir tanesi. Yani Funko'lar Avrupa dağıtımcısından gelmiş hep. Çok çok çeşit Funko var ama Harry Potter'da biliyorsunuz çok değerli Funko yok. Hep böyle jenerik ürünler yani, çok sıradan ürünler. 25 tane Harry Potter, 25 tane Ron, 25 tane Hermione gibi. Hepsi farklı farklı olsa da Harry Potter'la ben Harry Potter figürleri en beğenmediğim figürlerden bir tanesi. Hani çok ünlü bir seri olmasına rağmen figürleri bana çok kıtırık geliyor yani. Kaliteli değil bence. Şey olarak, efekt olarak, desen olarak falan yani. Çok basit kalıyorlar bence birçok rakiplerine göre. Dükkan dışı bu şekilde gözüküyor. Burada şey soruyorlar bana. Bu sıra indirim falan mı var diye sordu ilk kişi. Ben dedim yok, indirim yok. O zaman şeydi, niye bu kalabalık var falan dedi. Dedim yeni açıldı o yüzden dedim. Şaşırıyor insanlar böyle sırayla, AVM'de sırayla girilen mağaza olması şaşırtıcı geliyor herhalde insanlara. O da yeni açıldığı içindir yine. Şimdi içeriden görüntülere geçtik. Figürler, bak mesela orada 1000 yazıyordum bunlarda. 800'e falan olan da vardı diye hatırlıyorum. Alttakinde 1000 yazıyordu. 1000 pahalı bence. Funko için. Özellikle bu tarz. Bak orada
Durdurup bir bakabilirsiniz. Altta ufak bir şey gördüm. Fiyat sticker'ı gördüm de. Emin değilim. Sormadım fiyatları çünkü fiyat sorabileceğim üstünde yazmıyor. Kasa da çok kalabalık olduğu için hiç sorma fırsatım olmadı ama altta ufak sticker'lar var. Aynen 1000 lira yazıyor. 1000 lira bence pahalı yani. Figür gerçi %10 indirim yapılıyor. 900 lira. Yeni açıldığı için 900 lira ama bence pahalı yani. Böyle setler var. Şurada üçlü bir set var. O felsefe taşından herhalde. Gayet güzel bu tarz setler var. Funko'nun da var. Başka firmaların da var. Ama işte Harry Potter figürlerini bilmiyorum ya. Çok bir türlü ısınamıyorum. Bu dışarıda gördüğümüz dev gibi olan Harry Potter'ın büyük kutulu hali. Şu alttaki. Dumbledore da büyük Dumbledore. Böyle çeşitli çeşitli Funko Pop'lar var. Dükkan sadece Funko Pop ve figür değil tabii ki. Kıyafetler var. Hele bir asa bölümü var. Çok güzel. Seçmen şapka var. Onun o videolarda yok mesela. Seçmen şapka ile fotoğraf çekebiliyorsunuz. Orada bir bölüm yapmışlar böyle kafanıza koyup video çekebiliyorsunuz. Öyle güzel bir yer yapmışlar. Kitaplar var. Yine Harry Potter'ın kitapları da var. Burada da başka firmaların Harry Potter oyuncaklarını görüyoruz. Harry Potter hayranıysanız gitmenizi tavsiye edebilirim. Daha doğrusu tamam, özel olarak gitmenize gerek yok açıkçası. Ama Mall of İstanbul'a yolunuz falan düşerse hani oralarda olursanız uğrayabilirsiniz gitmişken. Çünkü böyle aklınızı başınızdan alacak kadar etkileyici bir şey ben görmedim. Belki hani beni etkilememiştir. Ne figür olarak ne de diğer ürün olarak. İçerisi çok kalabalık olduğu için mesela içeriden birileri çıktıkça yeni kişi alıyorlar. Öyle bir durum vardı yani. Kapıda güvenlik vardı. Şimdi asa bölümüne geldik. Bu asaların her birinin kutudan çıkmış hali var. Burada. Bir de asaların böyle rafta dizilmiş hali var. O benim çok hoşuma gitti. Aynı filmdeki üslupta dizmişler. Yani Ollivander'ın dükkanındaki gibi dizilmiş. Böyle hepsi hani böyle yandik, düzenli, nizami değil ya. O çok hoşuma gitti. Çok doğal geldi bana hani. Dükkanda da böyle dizilirlerdi çünkü. Çok hoşuma gitti. Ve asalar ilginçtir. Türkiye'de üretiliyor arkadaşlar. Asaların hepsi baktım altına muhtemelen lisans alınmış ve şey yapılmış. Türkiye'de üretim. Made in Türkiye yani. Türk firmasının ismi vardı altında da. Üretici firma. O bayağı hoşuma gitti. Bu figürler değişik. Işık falan yanıyordu. Ben nasıl yaktıklarını bir bulamadım. Bazılarında yanıyor, bazılarında yanmıyordu. Bunlar muhtemelen bu şekilde diziliyor. Alıyorsunuz ve bu şekilde diziyorsunuz. Oda kokuları falan var. Son bir dükkanla ilgili işte bitmek üzere. O şeyleri çok çekemedik arkadaşlar. Çok fazla insan olduğu için insanları da çok kadraja almamak için. Çünkü hani videoda olmak istemiyor insanlar. İçeride işte bardağından çanağına her türlü kahve setleri işte her şey yani üzerine Harry Potter basılabilecek her ürün var yani. Tüketim ürünleri ama genelde. İşte kitap bölümü falan vardı kalabalık çekemedik. Bu şekilde her ürün var. En son Funko'ları bir tur daha başka bir şeyle bir kez daha çekip videoyu bu şekilde bitireceğim. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Biliyorsunuz 1000 abonede çekiliş yapacağız. Şu an 600 aboneye 2-3 kişi kaldı. 600 aboneden 1000 aboneye çıkmak da bir 2 ay daha 2-3 ay daha sürer muhtemelen. O şekilde devam edelim. Bu arada Discord grubumuz var. Gelmek isteyenler gelebilir. Orada hani
sohbet yani, herhangi bir şey yok. Genel muhabbetler. Oraya da uğrayabilirsiniz. Ya da Facebook grubu var. Orada da figür satmak isteyenler ilan falan koyuyor. Ya da almak isteyenler. Orada orayı da takip edip hani ne geliyor ne gitmiyor bakabilirsiniz. Funko Pop al sat takas diye bir grup. Herkese açık grup zaten. Ona da uğrayabilirsiniz. Bu figürler kaç paraymış? Az önce gözüktü gibi de.